Gaziantep'in sınır komşusu Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes ilan edildi. Bu durum Türkiye ve Suriye halkı tarafından sevinçle karşılandı. Gaziantep'te hizmet veren Suriye Ekonomik Forumu Genel Müdür Yardımcısı Tamam Albarodi, ateşkes Suriye halkı için çok iyi oldu, milletimize güç verecek, Gaziantep için de iyi olacak dedi. Bizim hizmetimiz bütün Türkiye bazında hizmet yapıyoruz. Suriyelilerin o komünike nasıl daha güzel destek verip daha güzel yerlere eğitimlenip ciddi şekilde yardımcı oluyor. Bizim derneğimiz değil, farkı değil. Biz bütün Türkiye bazında biz yani bir kutu yardım vermezdik. Biz dirasat iktisadi olarak yardım bütün Suriye'de, bütün Türkiye'de ve Suriye'de yardımcı oluruz diye. Biz yardım ederiz. İş kurmuşlara yardım kapanmaması değil. Burada Antep'te 1500-1300 iş asnaf var kurulmuş ama kayıtlı olamamış. Maddi destekten dolayı şey yok, destek yok, imkanlar yok kayıt etmeye. Biz bunların şimdi bunları bütün ilk masraflarını biz karşılıyoruz kenara. 1200-1100 kayıtsız iş yeri var. Dükkan yani berber asnaflar. Bunların biz şimdi 200'ünü kayıt altına aldık. Biz önemli, çok güzeldi bu vakfıtla yani bu ateşkes çok güzeldi. Ama tespit olması önemliydi. Yani bu vakfıtlakın tespit olması çok iyiydi. İkinci bir işti. Biz daha durursa ateşkes önümüzde güzel iktisatta, komünik iktisatta çok çalışmalarımız daha gerekli. Bu Suriye milletine çok iyi olurdu. Ateşkesme iyi olur. Tabii diye bu şey güven olunca diye savaş durunca diye yani bu çok güçlü şey olur diye güven olur olmaz diye iktisat ekonomik çok daha güçlenir diye. Güven olmazsa zaten şey olmazdı yani. İktisat güç olmazdı yani. Güven olur olmaz diye Suriye'nin bütün içinde Suriye'nin altyapıları bütün zatı yok olmuş şimdi. Altyapı çok harap olmuş. Bu altyapılarda şey oldu mu işte çalışmalarımız orada başlardı inşallah. Çok güzel oldu yani. Türkiye'de 4000 iş yeri fabrika yani şey şirket olarak açılmış. Yani çalışıyorlar yani. Burada olan iş adamları çok büyük bütçeden çalışıyorlar. Çok büyük bütçe var ama rakam olarak veremiyoruz çünkü öyle bir şey etmedik, tespit etmedik. Ama ne kadar buradaki olanlar Suriye iş adamların %5'i burada istihdam ediyor yani %5'te istihdam ediler. Ama yani onlar da daha faali giremediler. Onlar o gelen büyük iş adamları daha da faali buraya Türkiye şey demediler. Yani gelemediler çünkü durumlarının şeyinden yani dolayı. Normal şekilde diye Gaziantep sınır olarak Suriye'den Gaziantep zatı Suriye'den iç içeride Gaziantep. Öncelerden de ticari çalışmalar vardı yani. Şimdi 700 nereden baksan 700 şirket, 700 firma çalışıyorlar yani iç içe. Gaziantep'e çok güzel gelirli olur, çok güzel güçlenir yani Gaziantep'te çok faydaları millet. Yani biz aslında da yani önceden yani biz bu çalışmalar zorundu. Her şeye lazım yani camdan tuttur, her malzemeler buradan alıptı yani. Her malzemeler buradan Antep'ten yani buralardan çalışıyor yani ihtiyacımız buradan diye altyapı kalmadı orada. Hepsi altyapılar yok oldu. Hepsini buradan almak zorundaydı yani. Çok güzel işler olur. Türkiye'nin en büyük rolü olurdu değil. Yani bu anlaşma vakıf şey ateşkes anlaşmasında Türkiye'nin en büyük rolü olurdu değil. Çünkü ilk defa Türkiye şeyini ciddiyetini C4'ün daim ciddiyetini koruyla bunda daha ciddiyetli oldu. Bu fırsatı aldı. Çünkü Türkiye olmasa Rusya böyle bu kadar şey etmezdi yani. Çok güzel rol aldılar, çok güzel çalışmalar oldu. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Türkiye bunu ciddi ciddi çok büyük bizim insanlarımıza zaten Türkiye olmasa da biz bu şeye ulaşamazdık. Bu şey anlaşmaları başarı yapamazdık. Çok insanlarımız orada hapislerde, zindanlarda yani onun inşallah Türkiye daha bunların hepsini inşallah yani bunların sonucunu alıcı değil.
Bu değil yani daha şeyimizdi yani. Daha bizim çok işlerimiz var yani. Yani bu zaman alır. Zaman almam şey başlasındı yani. Bu ateşkesden sonra aynaşmalar daha gelişir, daha şey olurdu yani. Elmum kanlar dursundu yani. İnsanlar ölmeler kalmasındı yani. Bu da Türkiye'nin ciddiyeti olması hiç mümkün değildi. Suriye Türkmen Meclis üyesi Hüseyin Vali de ateşkesi çok faydalı olacak diye niteledi. En azından ölümler bitsin, kan dursun. Türkmen Meclis Kazan Tabavusu'yla görevliyim. İşte Suriye vatandaşlarımla burada iç içeyik. Yani elimizden geldiği kadar hizmet veriyor. Ateşkes en olayı, ilk olayını yani çok güzel, çok faydalı Suriye milletine ve Türkiye'nin bilinç ve güç şeyleri çok güzel şeylerini kullandılar. Ve bu ateşkesin en önemlisi yerde nasıl tespit onun daha gücü daha gelişir inşallah daha güzel olur. Bizim millete çok güç verir. Çünkü artık altyapılar bütün şey oldu yani. Bunları yani en azından insanlar artık biraz ölümler bitsin. Ateş yani bu çok insanlar öldü yazık. Bu insanlar en önemli kan dursun yani. Biz verebiliriz dedik. Sağ olsun Türk milleti bütün gücünü kullandı. Rusya'ya çok etkisi oldu. Zaten Türkiye'nin öyle bir gücü olması bu ateşkes bugün olmazdı. Ben zaten Türkiye'nin güçlü olduğunu iyi biliyorum. Türkiye ateşkesten de sonra daha güçlü olacağını görüyorum. Daha da yani Türkiye'nin bölgeye çok etkisi var yani. Türkiye çok güçlü. Sağ olsun Türk hükümeti hep gücünü, bilgisini bu şeyde ortaya koydu. Sağ olsun yani biz bunları bizim millet için önemli bu yani kan durması yani. Ve kan durunçuz bunun daha inşallah yaynaşıklar sonra daha gelişmeleri daha güçlü gelir yani. Türkiye'ye çok güvenik. Türkiye ciddi her şeysini ortaya koydu, gücünü boğdu. Rusya'ya çok güçlü baskılar yaptı yani insanların ölmemesi için. İnsanları oradan Halep'ten nasıl güçlü bir şekilde kurtardı yani. O insanlar orada ölebilirdi. Yani sağ olsun çok teşekkür ederim hep Türk hükümetine, o milletine. Sizce? Gaziantep bu durumdan daha altyapılar zatı yok olmuş. Daha ticaretler, daha istekler daha ziyade olur. Yani daha burada yani orada Suriye'de çok iki millet çok birbirinden faydalanırlar. Çok güzel şeyler olacağını ben çok umuyorum.